Hanımefendi. Dün gece sen nereye gittin? Neredeydin dün gece sen? Sana İtcan'ın odasında uyumanı söylemiştim. Sana soruyorum. Dün gece neredeydin? Sakın bana yalan söyleme. Doğruyu söyle, nereye gittin? Ben arkadaşımla beraber film izlemeye gitmiştim. Film izleyecek zamanı mı buldun? Sana en çok ihtiyaç duyduğum anda film izlemeye mi gittin? Bu olacak şey değil. Büyük bir hata yaptım. Hanımefendi, lütfen beni affedin. O daha 8 yaşında bir çocuk. Nasıl korktuğunu bilmiyor musun? Sana onun odasında kalmanı söyledim. Bu mu senin sorumluluk anlayışın? Eğer sana tapasya bak demiş olsaydım böyle bir şey yapabilecek miydin? Eğer bunu Damini'ye söyleseydim o... Asla, asla sözümden çıkmazdı. Anlaşılan... Sadece Damini'ye güvenmem gerekiyor. Şimdi beni iyi dinle. Bu saatten sonra Tapu ve İtçi arasında herhangi bir ayrım yapmayacaksın. Eğer yaparsan... İşini kaybedersin. Şimdi çık git. Artık bunları istemiyorum. Artık İtçay'la ilgili olan şeyleri istemiyorum. Artık İtcan'ın eşyalarından. Güle güle İtça. Tapu! 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 İtça! Gel yanıma. Tapu nerede?
Onu buralarda göremiyorum. Yoksa babasıyla dışarı mı çıktı? Hayır, buralarda olması gerek. Tapasya ile mi konuşmak istiyorsun? Ne oldu ki? Nenemi görmeye mahalleye gidiyorum. Tapuya bugün evde olmayacağımı, gece döneceğimi söyleyecektim sadece. O yüzden arıyordum. İça! Bak, Damini seni çağırıyor. Sanırım birazdan gideceksiniz. Sana bakıyor olmalı. Hanımefendi, Tapu benim fotoğrafımı istemişti. Bu fotoğrafı albümüne koyacakmış. Tamam, ben ona bunu veririm. Sen git. İça! Hadi sen git, Damini seni bekliyor. O nereye gidiyor? Mahalleye gidiyorlar. Anjum ninenin rahatsızlığı varmış. İtça da oraya gitmek için ısrar ediyordu. Damini yanında götürüyor. Akşama dönerler. Sen neden erken geldin? Karjat'ta toplantın vardı senin. Öyleydi ama Karjat toplantısı iptal oldu. Ama neden? Kızımızın evde olması başlıca bir sebep. Günümü ikinizle geçirmek istiyorum. Sizi özlüyorum da ondan. Tapasya nerede? Tapasya? Tapasya? Tapu? İşte bebeğimiz buradaymış. Canım neredeydin? İtça daha demin seni arıyordu. Albümüne koyman için bu fotoğrafı sana vermek istedi. Bakayım. Çok güzel bir fotoğraf. En iyi arkadaşın en güzel fotoğrafı. Gel bakalım sen şöyle. Otur şuraya. Söyle bakalım bana. Bugün acaba nereye gitmek istersin? Ne yapmak istersin? Babacığın tüm gün evde. Sen ve anneciğin nereye isterse oraya geleceğiz. Hadi söyle bakalım. Baba, bugün korku filmi izleyelim. Öyle mi? Film sırasında annemin ne kadar korktuğunu görürsün. Öyle mi? Hayır, ben korkmam ki. İtça ve annen yüzünden korku filmi izleyemiyorduk zaten. Ama bugün babacığın ve cesur kızı korku filmi izleyecek. Öyle değil mi? Ha? Hadi izleyelim. O zaman Giotti'ye de söyleyelim de bize patlamış mısır yapsın. Hadi o zaman. Evet, korku filmi izleyelim. Bu sayede anneciğin ne kadar korkuyor görelim. Hadi Giotti! Giotti! Zaten devamını biliyorsun. Hop.
Büyük anne, bugün çok mutluyum. Çünkü bugün babamla beraber korku filmi izledik. Sonra pizza yemeye gittik. Ardından dondurma yedik. Çok eğlendim bugün. Hadi tatlım, sen büyük annenle konuş canım. Hı? Ben de anneni yatağına götüreyim. Artık onun da dinlenme zamanı geldi. Hı? Öyle değil mi? Yorulduk ama aynı zamanda çok eğlendik. Güzel bir gündü ve harikaydı, evet. Tapu tatlım, bugün çok mutlu görünüyorsun. Çünkü çok eğlendin. Bütün gününü annenle ve babanla geçirdin. Buna gerçekten ben de sevindim. Evet, bugün babam sadece benimle ilgilendi. Sadece benimle. Hem de İtça olmadan. İşte bu. Sanırım bu kez aralarındaki her şey bitecek. Ben gidip biraz çalışmalıyım. İyi geceler baba. Sana da iyi geceler canım. Anne, hı? Bu gece seninle uyuyabilir miyim? Elbette tatlım. Çok çok iyi olur. Hadi. Çok güzel. Evet, küçüklüğündeki alışkanlığını bırakmamışsın. Hangi alışkanlık anne? Benim sarımdan tutup uyuma alışkanlığın. Küçüklüğünde de bunu yapardın. Sarımı ne zaman senden çeksem sen uyanırdın. Küçüklüğünde sana çeşit çeşit hikayeler anlatırdım. Hanımefendi, sütünüzü getirdim. Şöyle koy. Damini geldi mi? Evet, geldi. İtça ile beraber daha yeni geldiler. Hadi şimdi koş ve arkadaşın İtça'nın yanına git ha. Tamamdır. Uyumuş. Bu gece burada uyusun. Yarın pikniğe gidilecek. Sen de piknik için hazırlık yap. Tamam hanımefendi. Gidebilirsin. Eğer İtça gelmezse daha güzel olacak. Üçümüzün gitmesi daha güzel olur. Ben, babam ve annem. Anne, orada büyük bir hayvanat bahçesi var biliyor musun? Çok büyük bir parkmış orası. Orada herkes piknik yapıyormuş. Herkes orayı çok seviyormuş. Bir de tren varmış biliyor musun? Oranın adı neydi bilmiyorum. Sen biliyor musun anne? Hayır canım, ben hiç oraya gitmedim ki. Nasıl bileyim ismini? Anne, ben de oraya hiç gitmedim ama arkadaşlarım bana oradan bahsettiler. Öyle çok mi? Güzel bir yermiş. Gerçekten mi? Evet. Al tamam. Bakalım. Anne, beraber gitseydik çok eğlenirdik. İtça, sen oraya gidiyorsun ve gelince bana her şeyi anlatırsın. Annen sadece evde durabilir. Neydi adı? Piknik. Ha, piknik. Bak, unutmuşum. Neyi? Bak hadi. Yeni sunuk mu aldın bana? Hayır. Tapu'nun babası almış. Bir tane senin için, bir tane de Tapu için almış. Güzel değil mi? Çok güzel. Anne, çanta. Al. Tut bakalım. Suluğuna su doldurmadan mı gideceksin? Tamam, mutfaktan doldururum. Hadi, Bay Takur'u fazla bekletme. Dikkatli ol. Gel. Hoşça kal. Güle güle. Dikkatli ol İtça. Tamam anne. Gel. Gel bakalım. Tapasya, İtça oraya ilk kez gidecek. Ona göz kulak ol. Tamam mı? Baba, ben İtça'ya bakarım. Aferin sana. Ona çok iyi bak. Eğer yabancı biri yanınıza gelir, sizinle konuşmak ister ve size bir şey verirse, sakın onunla konuşmayın ve verdiği şeyi de yemeyin. Tamam mı? Tapasya? İtça, ne zaman bir yere giderseniz öğretmeninize sorun. Akıllı kızlar. İyi eğlenceler. Hadi, gidin. Teşekkür görüşürüz. Ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.
Tapu adı neydi? Gevezi. Çok hızlı koşan o muydu? Evet. Çok ses yapıyordu. Evet. Hem sonra... İtça, artık elimi bırak. Hayır, elini bırakmamalıyım ve yanından ayrılmamalıyım. Baban öyle dedi. Elim terliyor. Tapasya, biz İtça'yı bulamıyoruz. Hiçbir yerde yok, baksana. Burası çok büyük bir yer. Öğretmene söylemek zorundayız. Hayır, hayır. Öğretmene gerek yok. Bizi çok kötü azarlar. Onu tekrar arayalım bence. Kızlar, burada ne oluyor bakayım? Öğle yemeği zamanı geldi. Hadi gelin. Öğretmenim, İtça yok. Bir yere saklandı. Ne? Ne diyorsun? Öğretmenim, biz saklanmaç oynuyorduk. Nereye saklandığını bulamıyoruz ama bilmiyoruz. Arayın. İtça! 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 İtça!
İça. Efendim öğretmenim. Bu saklandıktan sonra ortaya çıktığın bir oyun. Burada hepimiz çok korktuk ve çok endişelendik. İça, hiç kimsenin sesini duymadın mı? Öğretmenim, herkesin o sırada oynadığını ve beni bulmaya çalıştığını sanıyordum. Burada hepimiz çok korktuk. Ne yapıyorsun sen? Ya burada başına bir şey gelseydi İça? Özür dilerim öğretmenim. Bu seferlik affediyorum. Bir daha sakın olmasın. Şimdi hepiniz gelin. Öğle yemeğini kaçırmayın. İça neredeydi? Çok endişelendik İça. Nerede senin kaybolan İça? Neredeydin İça? Her yerde seni aradık. Evet, sen neredeydin? Bizi çok korkuttun İça. Ya İça gerçekten kaybolursa? नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे